Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hepinizi içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Destanesinin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 161. sayfasında yer alan 7 numaralı alıştırma üzerinde duracağız. Bu alıştırma öncesinde 6, 5, 4 geriye doğru saydığımızda bu alıştırmalarda muzari fiilin çekimi konusu üzerinde durduk. Haddi altında 7 numaralı alıştırmada da yine muzari fiilin çekimi üzerinde duracağız. En son 6 numaralı alıştırmada size entum tatbukhune ta'ame ve hum yatbukhune ta'ame şeklinde kaydedilen cümlelerdeki fiil sigalarını verdik. Bunlar üzerinde açıklama yaptık. Entum tatbukhune şeklinde ifade edilen sigının muzari fiil çekiminde cem müzekker muhatap Hum yatbukhune ta'ame şeklindeki sıygayı ise Cem müzekker gayb sıyga diye adlandırdık. Burada yer alan fiillerden anlamını bilmediğiniz yok. Yeşkuru teşekkür ediyor, yedhulu giriyor, yahrucu çıkıyor, yadhaku gülüyor, yecdisi oturuyor, yef'alü yapıyor, yeşümmü kokluyor, yahla'u çıkarıyor, yerca'u geri dönüyor, yedfe'u ödüyor. Uzari fiilin Türkçe'ye şimdiki zaman anlamıyla çevrilebildiği gibi geniş zaman anlamıyla da çevrildiği bilgisine sahipsiniz. Dolayısıyla bunları teşekkür eder, girer, çıkar, güler, oturur, yapar, koklar, çıkarır, geri döner, öder şeklinde de çevirdiğimizi biliyorsunuz. Entum, siz anlamında bir zamir, hüm ise onlar anlamında bir zamir. Eril şahsiyetler için müzekker şahsiyetler için, antum teşekkür oyna, antum tadı holluna, antum tahrojoyna, antum tadı hak oyna, antum tejlisoyna, antum tefal oyna, antum teşkimoyna, antum tağla antum terjiyoyna, antum tadı şeklinde yukarıdan aşağıya cem müzekker muhatap siyasları ifade ederiz. Cem müzekker gayb sıgalar ise yine yukarıdan aşağıya hum yeşkurune hum yedhulune hum yahrucune hum yadhakune hum yeclisune hum yefalune hum yeşumune hum yahlaune hum yerciune ve hum yedfaune 7 numaralı alıştırmada ekmil kemafin nemudeç talimatı var. Örnekteki gibi tamamla şeklinde. Peki bu alıştırmaya geçmeden 6 numaralı alıştırmadaki entum teşkurune sigasının anlamıyla hum yeşkurune sigasının anlamını örnek olarak zikredelim ve öyle geçelim 7 numaralı alıştırmaya. Entum teşkurune siz şükrediyorsunuz ya da şükredersiniz veya teşekkür ediyorsunuz ya da teşekkür edersiniz karşımızdaki erkekler topluluğu için. Hum yeşkurune ise onlar şükrediyorlar ya da şükrederler veya onlar teşekkür ediyorlar ya da teşekkür ederler anlamını taşır. Diğer fiillerin anlamlarını gerek şu an örnek olarak verdiğim yeşkuru fiili gerekse kitabınızda örnek olarak kaydedilen Entum tatbukhune ve hum yatbukhune fiillerinin anlamlarından hareketle çıkarabilirsiniz. Alıştırma 7'de entun ne tekrar nel kitabe cümlesini görüyoruz. Örnek olarak verilen entun ne tekrar nel kitabe karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben siz kitap okuyorsunuz anlamında bir cümle var burada. Entun ne tekrar nel kitabe. Siz kitap okuyorsunuz. Cem müennes muhataba. Cem müennes muhataba. Siz kitap okuyorsunuz. Bunu not edelim lütfen sevgili dinleyicilerim. Entunne tekra'nel kitabe cümlesinin anlamı Siz kitap okuyorsunuz. Cem müennes muhataba. Bu cümlenin solunda yer alan hunne yakra'nel kitabe cümlesinin anlamı ise onlar kitap okuyorlar. Onlar kitap okuyorlar. Ya da okurlar. Sağ tarafta yer alan cümle siz kitap okuyorsunuz anlamını taşır dedik. Ya da siz kitap okursunuz şeklinde geniş zaman anlamında çevrilebilir. Hunne yakra'nel kitabe cümlesinin anlamını tekrar söyleyelim. Hunne yakra'nel kitabe Onlar kitap okuyorlar veya okurlar. Sıyga olarak bunu nasıl kaydettiniz? Hunne yakra'nel kitabe cümlesindeki sıyga Cem müennes gaibe sıygası. Cem müennes gaibe. Peki burada verilen fiillerden anlamını bilmediğiniz yeni fiil var mı diye bakıyorum. Yedhullu, yahrucu, yadhaku. Bu sayfada kaydedilen 3 fiil bu. Arka sayfada sayfa 162'de yeclisu, yefalu, yeşummu, yedfau, yerfau, yahlau ve yektubu fiillerini görüyoruz. Bu fiillerden de yine anlamını bilmediğiniz yok. Evet yukarıdan aşağıya 7 numaralı alışmada verilen fiillerin anlamlarını hızlıca yine de tekrar edelim giriyor. Yedhulu için konuşuyorum. Yahrucu çıkıyor. Yadhaku gülüyor. Yeclisi oturuyor. Yefalu yapıyor. Yeşümmü kokluyor. Yedfeu ödüyor. Yerfeu kaldırıyor. Yahlau çıkarıyor. Yektübü yazıyor. Peki burada verilen bu fiilleri kaydedilen bu fiilleri Örnek cümle olarak kaydedilen entunne ne sigasına uyarlayalım. Karşımızdaki bayanlara hitaben siz giriyorsunuz ya da girersiniz şeklindeki siga entunne ne şeklindedir. Entunne ne siz giriyorsunuz ya da girersiniz. İki numaralı fiil yahrucu fiili entunne ne Yağ hakkı Antun ne ne. Dört numaralı fiile geçiyoruz. 162. sayfada. Antun ne tecles ne. Antun ne tevfal aşağıya sırayla okuyorum. Antun ne teşmüm ne. Antun ne teğfağ ne. Antun ne terfağ ne. Ve son olarak enton ne tek tub ne. Enton ne tek tub ne. Tekrar sayfa 161'e dönüyoruz. Burada hunne anel kitabe cümlesi var. Örnek olarak kaydedilen. Onlar kitap okuyorlar ya da okurlar anlamını taşır dedik. Cem müennes gaibe siga olarak. Peki yedhulü fiili için hunne yedhul ne? Onlar giriyorlar ya da girerler. Hunne yedhul ne? Yahrucu fiili için konuşmamız gerekirse hunne yahrucne. ne? fiili için siga hunne yadhakne ne? şeklindedir. Dört numaralı kelimeye bakıyoruz yeclisu fiili verilmiş burada. Hunne yeclisne. Beş numaralı fiil. Hunne yefalne. Hunne yesmumne. Altı numaralı fiil. Hunne yedfa'ne. Hunne yerfa'ne. Hunne yehla'ne. Ve hunne yektub'ne. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Oldukça önemli diye tanımlayabileceğimiz bir konuyu size verdik. Arapçayla ilgilendiğiniz, ilgileneceğiniz süre boyunca sürekli kullanacağınız, sürekli istifade edebileceğiniz bir gramer kuralını, bir fiil çekimi bilgisini size kazandırmaya çalıştık. Bunlar inşallah gelecek derslerimizde karşımıza çıktıkça tekrar edeceğiz. Size hatırlatacağız ve pekişmesini sağlayacağız. 8 numaralı alıştırmada ab bir anis suvar ile atiyeti bir cümelin mufidetin şeklinde bir talimat görüyorsunuz. Aşağıdaki resimleri anlamlı cümlelerle tabir et, yorumla şeklinde bir talimat. Şu anda bunlar üzerinde durmayacağız. Yani özel bir çalışma yapmayacağız bunlar üzerinde. Resimlerin yorumlanması için bu programımızda ve önceki programlarımızda size kazandırdığımız muzari fiil çekimi bilgisini kullanmanız gerekiyor. Mesela birinci resimdeki delikanlının sağ elini kaldırdığını ya da sağ kolunu kaldırdığını görüyoruz. Haza tıflu veya haza raculu yerfa'u zira'ahu el yumna şeklinde bir cümleyle bu resmi yorumlayabiliriz. Huve yerfa'u zira'ahu el yumna birinci resim için. İkinci resim için huve yerfa'u zira'ahu el yusra. Huve yerfa'u zira'ahu el yusra sol kolunu kaldırıyor, sol kolunu kaldırmaktadır anlamında bir cümle. Karşı sayfada sayfa 163'te 9 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Öktub isme kulli tali. Aşağıdaki resimdeki her bir organı yaz, her bir uzvu yaz anlamında bir talimat var burada. Şöyle bir yöntemle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Kitabınıza verilen kitabınızda dersin girişinde verilen e, insan vücudu resminde e, bu uzuvların, bu organların adlandırmaları yer alıyor biliyorsunuz. Buradan yararlanmadan göz atmadan kitabınızda sayfasına bakıyorum 152'de verilen insan bedeninin organlarını gösteren resimden yararlanmadan yani bu sayfadan istifade etmek sizin bu uzuvları yazmaya çalışın. Yazamadıklarınız üzerinde durmayın, geçin. Sonrasında bütün vücudu yukarıdan aşağıya tüm organları kaydettikten sonra yazdıklarınızın doğru olup olmadığını ya da hatırlayamadıklarınızın ne olduğunu hatırlamak için ve yazdıklarınızın doğruluğunu kontrol için resme müracaat edin ve eksikliklerinizi bu şekilde tamamlayın. Şayet olursa. Ha bir dinleyicimiz bedenin bütün uzuvlarını Arapça karşılığını ezberlemiştir. Doğru yazmıştır. Onun zaten düzelteceği herhangi bir eksik bilgisi yok demektir. Peki 9 numaralı alıştırmada yapacağınız çalışmanın ne olduğunu size tevdi ettik. Bir diğer sayfaya geçiyoruz. Sayfa 164'e bakıyoruz. 164. sayfada tedrib aşara. Alıştırma 10 başlığını görüyoruz. Ecib alel esileti taliyeti. Aşağıdaki soruları cevapla. Aşağıdaki sorulara cevap ver anlamında bir talimat var burada. Toplam 10 soru cümlesi var. Bu cümlelerin cevaplarını siz defterlerinize yazılı olarak kaydedin inşallah. Gelecek programımızda biz bu soruların cevaplarını verdiğimiz zaman kendi cevaplarınızı kontrol etmiş olun. Buraya 10 numaralı alıştırmaya bir ödev kaydı düşebilirsiniz. Burası ödev olarak verildi. Hazırlanacak şeklinde bir kayıt düşebilirsiniz. Bu bölümün altında İkra el cümelel atiyete cehran ve ktubha merrateyn şeklinde bir talimat görüyoruz. Aşağıdaki cümleleri açıktan oku ve iki kez yaz. Gerek bu sayfada çerçeve içerisinde verilen dört satırı gerekse karşı sayfada sayfa 165'te verilen cümleleri defterlerinize yazmanızı rica ediyorum. Bu bölüm yazı ödevi olarak size tevdi ettiğimiz bir bölüm. Burası defterlere yazılsın istiyorum. Şimdi bu bölümde yer alan cümleleri okuyalım ve anlamaya çalışalım. Muzari fiil bilginizi pekiştirmeye yönelik bir çalışma olacak bu. Yusuf yedhulu indet tabibi. Yusuf doktorun yanına girer anlamını taşıyan bir cümle. Peki burada size şöyle bir soru yöneltsem ne dersiniz? Yusuf yedhulü indet tabi bir cümlesinde Yusuf ismini kaldırsak, bunun yerine Yusuf isminin yerini tutacak, onun yerine kullanılabilecek bir zamir getirecek olsak hangi zamiri getiririz? Hüve zamirini getiririz. O halde huve yedhulu indet tabibi. Aşağıdaki cümlede Zeynep'u tedhulu indet tabibi ifadesini görüyoruz. Zeynep doktorun yanına girer. Burada da Zeynep ismini kaldırsak yerine zamir getirecek olsak hiye zamirini getiririz. Hiye tedhulu indet tabibi deriz. Yusuf ve Zeynep'u yedhulani indet tabibi. Yusuf ve Zeynep doktorun yanına girerler. Bu cümledeki Yusuf ve Zeynep isimlerini kaldırdığımızda bunların yerini tutacak Hüma zamirini kullanırız. Hüma yedhulâni indet tabibi El-evlâdu yedhulûne indet tabibi cümlesinin anlamı çocuklar doktorun yanına girerler. Ya da giriyorlar. Bu cümlede yer alan el evlad ismini kaldırdığımızda bu ismin yerini tutacak zamir ne olabilir? Evet bu soruya cevap verebiliyor musunuz? El evladu ismini kaldırdık. Bunun yerini tutacak bir zamir. Ne olabilir? Hüm zamiri. Hüm yedhulûne indet tabibi. Karşı sayfaya geçiyoruz. Sayfa 165'e. El banatu yedhulna inda tabibi. Kızlar doktorun yanına giriyorlar ya da girerler. El <laughs> ismini kaldırsak yerine koyacağımız zamir ne olur? Evet bu soruma cevap verebilmelisiniz. El <laughs> ismini kaldırdığımızda bu ismin yerine tutacak zamir ne olmalı? Hünne <laughs> olmalı. Hünne yedhulne indet tabibi. Peki efendim. Devam ediyoruz cümleleri okumaya. Ente tedhulü indet tabibi. Sen doktorun yanına giriyorsun. Ya da girersin. Enti tedhulüne indet tabibi. Cümlenin anlamı aynı. Sen doktorun yanına girersin. Entuma tedhulani inda tabibi ikiniz doktorun yanına girersiniz. Entum tedhuluna inda tabibi siz doktorun yanına girersiniz. Entun ne tedhulna inda tabibi cümlesinin anlamı da Entum tedhuluna inda tabibi cümlesinin anlamıyla aynı. Siz doktorun yanına girersiniz. Ana edhulu inda tabibi ben doktorun yanına girerim. Nahnu nedhulu inde tabibi. Biz doktorun yanına gireriz. Burada ifade edilen ente tedhulu enti tedhulina veya entum ne entunne tedhulne cümlelerinde anlam aynı dedik. Yani ente tedhulu ve enti tedhulina için sen giriyorsun girersin. Entum ne ve entunne tedhulne içinde siz giriyorsunuz ya da girersiniz anlamını taşır bu cümleler dedik. Ancak bu cümlelerdeki cinsiyet yani söz konusu kişi ya da kişilerin cinsiyetlerinin farkını ifade edelim. Aralarında cinsiyet farkı olduğuna not düşelim, şerh düşelim. Ente tedhulu, erkek için sen giriyorsun, girersin. Enti bayan için entum tedhulune müzekker şahsiyetler için siz giriyorsunuz girersiniz entum ne tedhulne ise müennes şahsiyetler için siz giriyorsunuz ya da girersiniz anlamını taşır. Evet burada yer alan cümlelerdeki fiil kiplerinin hangi sigaları ifade ettiği üzerinde çalışın. Mesela yedhulü müfret müzekker gaib TEDHULÜ müfret müennes gaibe yedhulani tesniye müzekker gaib yedhulune cem müzekker gaib yedhulne cem müennes gaibe şeklinde bu fiillerin sigalarını kiplerini bilelim öğrenelim ben size çalışın dedim ama nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini de ben söyledim bir anlamda. O halde ne tür bir tarzla çalışacağınızı istediğimi anlamış oldunuz. Bu tarzla buranın tamamını çalışın. Gelecek programda buranın tekrar üzerinde duralım ve bilginizi iyice teyit etmiş olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Fi emanillah.